Bismillahirrahmanirrahim. Dün Enbiya Suresi 16. ayete kadar gelmiştik. 17'ye gelmişti hocam. Hayır, 16'ya gelmiştik. Öyle mi? Biz bir oyun ve oyalanma konusu olsun diye göğü, yeri ve ikisi arasında bulunanları yaratmadık. Bunu konuşmuştuk. 17 ondan sonra geliyor. Yani oyun ve eğlence nedir? Bir bak, bazı ayetlerde de dünya bir oyun ve eğlenceden ibarettir diye söylediğini konuşmuştuk. Burada neyin kastedildiğini. Yani yaratılışın ciddi bir şey olduğunu. 17. ayetten devam ediyoruz şimdi. Eğer bir oyun ve oyalanma edinmek isteseydik, bunu kendi katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık böyle yapardık. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer oyun ve oyalanma edinseydik, yani biz bunları kendimiz için yapardık, keyif için yapardım haşa. Yani sizi bu şekilde yapmazdık diyor. Siz, ama biz gökleri ve yeri hak olarak yarattık. Siz de hak olan şey üzerinde söylem ve eylemlerinizi düzenlemek için varsınız. Attığınız her adımın, konuştuğunuz her sözün, yaptığınız her davranışın hesabını vereceksiniz. İfadesiyle insanlara bir uyarı göndermekte. Yani hocam diyor ki, burada sizden bağımsız yapardım mı demeyi istiyor. Böyle bir şey yapsaydım. Yani bunu kendim için yapardım diyor oyun eğlenceyi. İnsanlardan bağımsız yani. Tabii ki. Evet. Hayır, biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki o yok olup gitmiştir. Allah'a karşı nitelendire geldiklerinizden dolayı eyvallah size. Hayır, hakkı batılın üzerine fırlatırız, onu kökünden darmadağın eder. Ne demek bu? Yani, hani Allah diyor ya, Enbiya suresinin 59. ayette gaybın anahtarları Allah'ındır. Allah bir ağacın üzerindeki düşen kuru ve yaş yaprak düşsün de ondan habersiz olsun. Bu mümkün değil. Allah ondan da habersizdir. Yani Allah evrendeki bütün varlıklara tecelli etmiş. O varlıklarda Allah hak olanı hak olduğu gibi yerleştirmiş ve bundan dolayı da onun dışındakiler batıldır. Hani o cin suresinde o inkar edenler dediler ki, biz göğü yokladık, onu güçlü koruyucularla kaplı bulduk. Yani buradaki göğü yoklayıp güçlü koruyucular neyi ifade ediyor? Kesinlikle onda bir çelişki, bir yamukluk, bir çıkıntı, bir çukurluk olmadı. Dosdoğru olarak her şey düzenli bir şekilde yaratıldığını söylüyor. Yine Rum suresi 30. ayette Allah'ın gönderdiği vahiylerle Allah'ın yaratmış olduğu evren yasaları Allah'ın tam bir mutabakat içerisinde olan din Allah'ın dinidir. İşte fıtrat dini, Hanif dini, İbrahim dini budur. Dimdik ayakta duran din de budur. Allah'ın yaratışında hiçbir değiştirme bulamazsın. Yani o kadar mükemmel. Her şey yerli yerine konmuş ki bir taraftan vahiy bilgiler, bir taraftan da evren yasaları, bunlar uyum halinde. Kesinlikle birinin söylediğini birini yalanlamıyor. Hani sürekli Kur'an iki Resul'den bahsediyor. Birisi evrendeki varlıkların yaratılış bilgilerini sunan Resuller, birisi de gökleri ve yeri yaratan Allah'ın göndermiş olduğu vahyi bilgileri sudan insandan olan Resul. Bu iki Resul'ün söyledikleri tıpatıp aynı. İşte onlar bir yanlış söyleseler hemen bir şahap izler ifadesi kullanırken bunu anlatıyordu. Yani cin suresinde vallahi biz onların oturma yerlerine oturduk şu Kur'an dinlemezden önce. Ne zaman bir yanlış söylemiş olsaydık
olsak şimdi hemen bir şia bizde, bir ayet karşımıza çıkar. Yani onun yanlış olduğunu başka ayetler haber verir mesajıyla anlatıyordu. Olay evet. Bu. Şimdi burada iki kavram var. Hak ve batıl. Yani bu iki kavram üzerine her şey inşa ediliyor. Bu ikisinin dışında konumlandırılabilecek herhangi bir şey yok. Yani bir şey ya haktır ya da batıldır. Sistem bunun üzerine kuruluyor. Yani Kur'an sistemi hakkın üzerine, hakkın yaşatılması üzerine kuruyor. Verdiği bütün emirler hakkın yaşatılması için. Nehyettiği bütün yasaklar da yine hakkın yaşatılması için gerekli olan şeyler. Oysa bugün yeryüzündeki kurulan sistemler, rejimler hak batıl ilkesine göre kurulmamış. O sistemi kuranların menfaatlerini yaşatmak ve korumak üzere kurulmuş. Sonra da toplumlar yaşantılarını hak batıl üzerine bina etmiyorlar. Ne üzerine bina ediyorlar? Varlıklarını sürdürebilmek için mal, para ve zevklerinin yerine getirilmesi. Bunlar yerine geldiği sürece geri kalanına pek kimse bakmıyor. Ve onlara kurdukları o sistemleri, rejimleri de süreç içerisinde kabul ettiriyorlar, sevdiriyorlar. Çünkü arzu ve isteklerine bağımlı olan bir toplum, bu onların zevklerini, hazlarını tatmin ettiğinden dolayı o sistemden ayrılmak da istemiyor. Yani herkes kendi batılını, kendi cehennemini, kendi yanlış yolunu kendisi üretiyor, sahipleniyor. Ve bunu en doğru olduğunu zannediyor. İşte Kur'an burada hakkı batılın üzerine fırlatırız, onun da beyni dağılır gider derken gerçekten yeryüzünde hakim olmuş olan batıl dünyanın, rejimin, sistemin üzerine bu hakkı Allah fırlatıyor. Eğer insanlar bu hakka gönül verirlerse, kulak verirlerse batıl parçalanıp gidiyor. Ve öldükten sonra da Allah'ın cennetine giriyorlar. Dolayısıyla biz yaptığımız şeyleri, yani verdiğimiz kararları hem birey olarak, hem aile olarak, hem toplumsal olarak sürekli hakka uygun mu değil mi şimdi boyutuna bakmamız gerekiyor. Buna bakmadığımız sürece kesinlikle ve kesinlikle yanılırız. Yani yanlıştan kurtulma şansımız neredeyse yok gibi bir şey. Bu da Kur'an'ın bir formülü. Yani hak ve batıl. İkisinin ortasında olan herhangi bir şey yok. İster davranış olsun, ister verdiğimiz karar olsun, ister ticaret olsun, ister siyaset olsun. Hiçbir önemi yok. Ya hakka hizmet eder ya da batıla hizmet eder. Onun için bu ayet bir formül niteliğinde bir ayettir diye ben düşünüyorum. Şimdi bir de hocam burada diyor ki Allah'a karşı nitelendire geldiklerinizden dolayı eyvallah size. İnsanlar Allah'a neyi nitelendiriyorlar? O batıl olanları nitelendiriyorlar. Allah çocuk edindi diyorlar. Allah ön kızı var diyorlar. Allah'ın oğlu var diyorlar. Allah kesinlikle işi yok diyor, kendisi hak olan odur diyor. Fakat bunlar Allah'a bir takım yakıştırmalar ortaya sürerek anlatıyorlar. İşte bunlar Allah'a yakışmaz. Kesinlikle onların söyledikleri yalandır, yanlıştır ifadesiyle olayı anlatıyor işte. Göklerde ve yerde kim varsa onundur. Onun yanında olanlar ona ibadet etmekte büyüklüğe kapılmazlar ve yorgunluk duymazlar. Göklerde ve yerde kim varsa onundur. Şimdi burada Hüsamettin'di o herhalde aktif düşünce derneğindeki arkadaş.
Yani burada göklerde ve yerde kim varsa dediği zaman mutlaka göklerde de insan var anlamını anlatıyordu. Hüsamettin miydi hocam onun adı? Evet. O muydu? Oymuştur herhalde. Ben şimdi tamam. Yani sürekli tartışır dururduk ya. O Hüsamettin abiydi. Evet. Ha, Hüsamettin. Ha, tamam. Şimdi orada kim varsa ifadesini kullanırken bak ayette ne diyor? Göklerde ve yerde kim varsa onundur. Onun yanında olanlar, burada onun yanında olanlar ifadesini iki kısma ayırıyor. Birisi melekler, birisi de Rabbani yolda yürüyen insanlar. Bak ne diyor ayetin devamında? Ona ibadet etmekte kaçınmazlar, çekinmezler ifadesiyle anlatıyor. Şu virüsü bir temizleyeyim de okutturmuyor. Şimdi büyüklüğe kapılmazlar ve yorgunluk duymazlar. Yani evrende iki varlık var diyor Kur'an temel olarak zaten. Birisi melekler, birisi de insanlar. İnsanları da Kur'an ikiye ayırıyor. Birisi de Müslüman olanlar, diğeri de Müslüman olmayanlar. Müslüman olmayanlar da ikiye ayırıyor. Birisi müşrik olanlar, birisi ehli kitap olanlar. İşte burada Allah'ın yanında olan, Allah'a ibadet ve kullukta çekimsel kalmayan Müslüman olan insanlar ama Allah'a ibadet ve kullukta çekimsel olan insanlar, Rabbani olan insan, yolda çıkan insanlar. Bunlara da Kur'an genel başlık altında cin sıfatı yükleyerek anlatıyor. Yani göklerde dediği zaman kesinlikle dünyanın dışında hiçbir canlı yaşayacak kapasite yaratılmadığı kanaatindeyim. Çünkü bitki varsa yeryüzünde, su varsa yeryüzünde, insan varsa yeryüzünde ama işte Allah yeryüzündeki bütün insanlara yeryüzünde ne isterlerse onu veriyor. Göklerde ve yerde dediği zaman da göklerde yıldızlar, aylar, güneş secde ediyor diye anlatıyor ya, işte ona Allah'a secde etmekten çekinmez ifadesiyle güneşi boyun eğdirdik, ayı boyun eğdirdik ifadesiyle, rüzgarları boyun eğdirdik ifadesiyle bunları anlatıyor. Yani evrende tek ibadet ve kullukla sorumlu olan varlık insandır. İnsanların dışındaki bütün varlıklar melektir. Onun için burada gökte insan yaşıyor anlayışı dünyadan gitmedikçe kesinlikle Kur'an'a uygun değil diye düşünüyorum. Evet. Gece ve gündüz hiç durmaksızın tesbih ederler. Şimdi bak buradaki sözü burada devam ettiriyor. Yani gece gündüz de Allah'ın ayetlerinden, meleklerinden onlar da tesbih ederler. Nasıl tesbih ediyorlar? Onlar kendilerine kodlanmış olan bilgileri kendilerine kodlandığı şekilde hayatına götürmekle tesbih ediyorlar. Yani biz sürekli şunları diyoruz. Melekleri Allah ikiye ayırıyor. Birisi Allah'a ve insanlara secde eden melekler. Birisi secde etmeyen melek. Secde etmeyen melek de iblis de diyoruz. İblis de aslında Allah'a secde ediyor. İşte onu değişik ifadelerle kesinlikle Allah'ın kodladığı bilginin dışına çıkmadığına göre oradaki iblis secde edenlerden olmadı derken o da secde etti ama onun secdesini Allah onaylamadı. Ve onunla birlikte olanların yaşam biçimini, hayat tarzını Allah kabul etmedi mesajını vermek için bu ifadeyi kullanıyor. Olay bu değil yoksa mi? Yoksa yerden bir takım ilahlar edindiler de onlar mı ölüleri diriltecekler? Yani
Allah bir gayb haberinden bahsediyor. Nedir o gayb haberi? İnsanlar öldükten sonra diriltilip hesaba çekilecekler. İşte o hesaba dirilme olayını yoksa bir takım ilahlar edindiler de onlar mı ölüleri diriltecekler? Yani ölü kelimesini yine Kur'an-ı Kerim'de kullanmış. Birisi hayati fonksiyonlarını yitirmiş anlamındaki ölü. Birisi vahye karşı gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri mühürlenmiş olanlar ölü diyordu. Bu iki ölüyü de onun yasasını koyan Allah'tır. Onlar mı diriltiyor onları, onlar mı diriltecek diye onlara bir soru sorarak Allah'ın dışında ilah edinenleri yerle bir ediyor. Evet. Ses kesildi herhalde hocam. Tevfik abi senin mikrofon kapalı. Pardon benim mikrofon tamam. Tekrar okuyayım ben. Eğer her ikisinde gökte ve yerde Allah'ın dışında ilahlar olsaydı elbette ikisi de bozulup gitmişti. Arşın Rabbi olan Allah onların nitelendiklere geldikleri şeylerden yücedir. Ne diyor? Eğer her ikisi de yani ondan Allah'tan başka ilah olmuş olsaydı her ikisi diye buna anlatıyor. Gökte ve yerde Allah'ın dışında ilah olsaydı elbette ikisi de bozulup gitmişti. Yani başka bir ayette diyor sanıyorum. Eğer bu kainatı yaratan iki tane Allah olsaydı kainat fesada uğrardı ifadesi kullanıyor. Arşın Rabbi olan Allah onların nitelendire geldikleri şeylerden yücedir. Yani kesinlikle Allah evveldir, Allah ahirdir, Allah batındır, Allah zahirdir. Allah evreni yaratmış, altı gün ifadesi altı aşamayla anlamını taşıyarak yaratmış ve evrendeki bütün varlıklara tecelli ederek arşa istiva etmiştir. İfadesiyle anlatıyor. Yani insanlar ne konuşsalar, ne söyleseler onların farkında, onların bilincinde, onları yazmakta ve kamera kayıt sistemine kaydetmekte. Eğer Allah, bunu anlatıyor, Allah onların nitelendire geldiklerinden yücedir, büyüktür, uzaktır ifadesiyle değişik ayetlerde anlatıyor. Yaptıklarından sorulmaz. Oysa onlar sorguya çekilirler. Şu ifadeye bak. Yani hani sürekli diyorlar ya sen o kadar alimlerin söylediklerini kabul etmiyorsun. Kendini mi onların yerine koyuyorsun? Yani onlar ne diyordu? Allah isterse yapar. Allah isterse sözünde durmaz. Yani onu mecbur mu tutuyorsun ifadesi kullanıyor. İşte orada aslında Allah vaadinde durur ifadesiyle onların söylediklerini yalanlıyor. Ve Allah göklerde ve yerde insanlar ve bitkiler, güneş, ay ne varsa o yaratmış. Ona her şeye bir düzen, intizam koymuş. Kesinlikle onun koyduğu düzen ve intizamı bozabilecek hiç kimse yoktur. Ve bu neden Allah böyle yapmış, neden Allah şöyle yapmış sorularına Allah da ne diyor? O yaptıklarından sorumlu tutulmaz. Çünkü o yetki ve söz sahibidir. Siz ondan sorumlu olacaksınız. Onun yaptıklarına uyup uymadığınızdan dolayı sorumlu olacaksınız mesajı veriyor. Yani oysa onlar sorguya çekilecek. İnsan sorguya çekilecek.
İnsan hesaba çekilecek ama Allah hesaba çekilmeyecek. Peki ben burada Bahadır'a bir şey sormak istiyorum. Bahadır, Allah yaptıklarından niye hesap sorulmaz? Orada hesap sorulacak bir mekanizma olsaydı daha uygun olmaz mıydı? Bahadır müsait değil herhalde. Allah yanlış yapmaz ki hocam, hesap sorasın. Tamam. Yanlış yapmıyorsa, hesap sorulsa bile yanlış yapmadığından dolayı bir durum söz konusu olmaz. Ama önemli olan burada hesap sorma mekanizması olmuş olur. Sorguya çekilecek olan her zaman yanlış yapmadır. Yanlış yapmayan kimseye hiç kimse soru soramaz ki. Sorgulayamaz yani. Ya tabii şimdi böyle bir şeyin aslında sonu gelmez. Çünkü gelmez. Allah'tan hesap soracak bir şey, Allah'tan daha adaletli ve daha güçlü olması lazım. Bu sefer ondan kim hesap soracak? Yani bu sonu gelmeyen bir olay. Dolayısıyla bu zincirin en başında Allah olduğundan dolayı, dolayısıyla Allah'tan hesap sorulamaz. Çünkü hesap sorulabilecek bir güç Allah olamaz, ilah olamaz yani. Hani şöyle diyorlardı ya, bütün kainatı yaratan Allah. Peki Allah'ı kim yarattı? İfadesiyle bunun arasında ne fark var? Eğer Allah'a hesap soracak biri varsa, bu sefer ilah olan, Rab olan, bu kainatı yaratan o olması lazımdı. Öyle olmadığına göre, Allah'tan başka Allah gibi yaratıcı olmadığına göre, hesap soracak olan Allah'tır. Allah'ı da yaratan olmamıştır. Yaratılan Allah olmuş olsaydı o Allah olmazdı. Mesela sonra da diyor ki o yaptıklarından sorulmaz. Oysa onlar sorguya çektiler. Yani Allah'ı sorguya çekmek bunu nasıl anlamamız lazım? Yok, sorguya çekilirler diyor hocam. Sorguya çekilir. Ben çektiler diye gördüm. Özür dilerim. Tamam. Çekilirler. Evet. Doğru. Eyvallah. Peki. Yoksa ondan başka ilahlar mı edindiler? De ki, kesin kanıtınızı, burhanınızı getirin. İşte benimle birlikte onların zikri, kitabı ve benden öncekilerin de zikri. Hayır, onların çoğu hakkı bilmiyorlar. Bundan dolayı yüz çeviriyorlar. Yoksa ondan başka ilahlar mı edindiler? Yani, ibadet ve kulluk kime yapılır? Allah'a yapılır. Eğer Allah'tan başka İlah ve Rab edindilerse de ki kesin kanıtınızı getirin diyor. Yani madem ki bu gökleri yaratan ve onlara bir intizam hak olarak her şeyi düzenli bir biçimde ortaya koyan Allah, eğer onun dışında birisini iddia ediyorsanız o zaman bunun kanıtını getirin. Onun yaptığını bilin, bilelim ifadesi kullanıyor. İşte benimle birlikte olanların zikri ve benden öncekilerin de zikri, hayır onların çoğu hakkı bilmiyorlar. Burada işte benimle birlikte olanların zikri ifadesi kullanırken kim kastediliyor burada, özne kim? İman edenler değil mi hocam? Hazreti Muhammed hocam. Çok güzel. Hazreti Muhammed. Yani Hazreti de ki diyor bak. Kesin kanıt getirin. İşte benimle birlikte onların zikri, olanların zikri ve benden öncekilerin de zikri odur. Hayır, onların çoğu hakkı bilmiyorlar. Bundan dolayı yüz çeviriyorlar. Yani bu çok önemli. Yani her peygamber kendinden öncekileri doğrulamış ve tasdik etmiş ve kendisinden sonraki gelecek olan nebileri de peygamberleri de müjdelemişti. İşte onlar tek bir ümmet, tek bir şeriat içinde olan onlar, işte Allah'ın kulları, Allah'ın doğru yolda efendim mükafatlandıracağım dediği
cennetlik olanlar dediği işte onlar ifadesiyle anlatıyor. Evet. Şimdi burada ben Yücel Hocam'a bir şey sormak istiyorum. Yücel Hocam burada diyor ki ayette kesin kanıtınızı getirin. Yani burhanınızı, delilinizi. Kesin delil istiyor. Kur'an onlardan kesin delil istiyor. Bu şimdi Kur'an'ın eğer bir metoduysa, bir delil üzerine konuşmak, bir belge üzerine konuşmak, o bir rivayetçilerin, hadisçilerin belgesi nedir? Zandır hocam. Zan ve tahmin üzere konuşmaktır. Veya içinde zan barındıran rivayet. Evet. Ortada kesin bir belge ve delil yok. Şimdi televizyonlara çıkıyorlar saatlerce hadis ilmi, hadis ilmi, hadis ilmi diyorlar. Peki ortada bir belge yoksa, bir delil yoksa, yani bir sabite yoksa, yola çıkılabilecek bir burhan yoksa, beyine yoksa, bu böyle bir ilim yapılabilir mi? Bunun üzerine bir ilim bina edilebilir mi? Yapıyorlar hocam. Yapıyorlar da bu ilim kurallarına da aykırı ve ters. Mesela şimdi işte biz mesela bir kuvvet hesaplanıyor veya bir hız hesaplanıyor veya ışık hesaplanıyor, ışığın hızı hesaplanıyor veya kırılması, dalgası her neyse. Ama ortada ölçülebilen, gözlemlenebilen bir ışık var, bir dalga var veya bir yer çekimi var her neyse. Bunlardan yola çıkarak işte delili diyorsun. Hız formülü şudur, delili de budur diyorsun. Fizik kuralları üzerinden delil getiriyorsun. Şimdi aynı şekilde peygamber bunu söyledi, şunu söyledi, şurada şöyle yaptı, burada böyle yaptı dediğin zaman orada da bir delil ortaya koyman lazım. Şimdi Kur'an'ın verdiği delillerin haricinde, Kur'an'da yoksa böyle bir şey, işte peygamber lavaboya sol ayağıyla girerdi. Veya işte taharetini sol eliyle yapardı. Veya yatarken sağ yanına yatardı. Sakalı şuraya gelirdi, bilmem ne olurdu. Veya sahabe efendilerimiz peygamberin sümüğünü kaparlar, üzerlerine sürerlerdi. Şimdi bunun delili belgesi lazım. Yani ya burada çekilmiş video görüntüleri ortaya koyarsın. Ya da peygamberi konuşturursun. Ya da Allah Kur'an'da tasdik eder. Peygamberin sümüğünü üzerlerine sürüyorlardı diye. Şimdi bu delil olur. Ama bunların hiçbirisi yok. Hiçbirisi olmayınca hangi delilin, belgenin üzerine ilim yapacaksın? Hoş. Yani hadis ilmi dedikleri şey tamamen hoş bir şey. Şöyle altı olmayan, altı doldurulamayan, uyduruk. Yani hani masallar vardır ya mitolojide. Masala delil aranır mı? Yok. İşte bu da aynen böyle bir şey. Bu hadisleri insanlar yani kimler uydurmuş biliyor musunuz? Sürekli şunu üzerinde durmak gerekiyor. Yahudiler ilahiyat fakültesi, Tel Aviv'de ilahiyat fakültesi kurmuşlar. Türkiye'deki ilahiyatçı bütün profesörler profesörlük belgesini onlardan alıyor. Yani onların anlattığı dinle bugünkü hadis ilmi diye bahsettikleri, onların uydurdukları hadislerin anlattıkları tıpatıp aynı değil mi? İşte İsrailiyat diye Allah Kur'an buna deniyor. Yani Yahudilerin uydurduğu, Hristiyanların uydurduğu din anlayışını gelmişler, pompalamışlar. Müslümanlar da o gerçek olan hakikatleri görmekten uzak kalmışlar. Düşünebiliyor musun? Hep o profesörlerin Kur'an anlatışını bir dinleyin. Hadislerle gelip, hadislerle çıkıyor. O ayetleri sadece orada bir yiyecek olarak kullanıyorlar. Oysa aksesuar hocam, aksesuar. Aksesuar olarak kullanıyorlar. Yani şu andaki din, Yahudilerin anlattığı din, Hristiyanların anlattığı din. Allah'ın dini böyle din olmaz. Bunu anlatıyor Kur'an. Peki, şöyle bir soru daha soralım. Hocam, Güzel hocam de, hemen mikrofonu kapatmışsın. Ha, İsmail hocam bir şey mi söyleyecek? Müsaadeniz olursa ben de bir ikna etmek istiyorum abi. Buyurun. Şimdi bu, zaten Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman
din noktasında Allah hiç kimseyi peygamberin dahi ortak etmediğini kesin delillerle görebilmekteyiz birçok ayette. Şimdi hadi burayı geçelim. Bu önemli husus da karşı iki şeylerin argümanlarıyla konuşalım. Şimdi şurada biz yaklaşık bir saat bir arada bulunmaya çalışıyoruz. Bir ders işlemeye çalışıyoruz. Bu ders içerisinde bir saat içerisinde konuşulanları yarın motomot söyleyebilecek olan var mıdır içimizde? Yarın buradaki konuştuğumuz bütün konuşmaları kayıt etmeksizin motomot aynısını konuşabilecek olan arkadaş var mıdır? Mümkün değil. Peygamberimize mal edilen şey 100-150 sene sonra derleniyor. Yani kalkıp da 100-150 sene öncesi konuşulanların motomot aynısını kim bunun doğru olduğunu iddia edebilir ki? Hocam hadis kitaplarında şu var. İkinci husus özür. Bir şunu ifade edeyim. Ben sadece Yahudilerin bilmem neyiyle alakalı Hristiyanların dine kattıklarından elbette katmışlardır da benim algı ve araştırmalarıma göre hocam şey var. Muaviye ile birlikte dini tahrifata gidiliyor hocam. Zaten Emevi sülalesi de zaten Mekke'nin fethinden sonra Müslüman oluyorlar. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olduklarından dolayı işte o öşlerini Muaviye ile birlikte Muaviye'nin şeye gelmesiyle birlikte, iktidara gelmesiyle birlikte müthiş derecede bir dejenerasyon başladığı kararçındayım. Evet. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Yücel Hocam mikrofonu erken kapatmışsın. Bir soru daha geliyor sana. Ahzab suresi 21'de diyor ki andolsun sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır. Şimdi rivayet kültürüne bel bağlayanlar, işte hadisçilik yapanlar bu ayete dayanarak söylüyorlar. Bak Allah bize Resulü'nde örnekler gösteriyor diyorlar. Bu durumda ne yapacağız? Şimdi Resulü biz nasıl örnek alacağız? Kur'an'a bakarak hocam. Yani Kur'an'da güzel örnek demiyor ki. Resul'de güzel örnek vardır diyor. İşte Resul bu Kur'an'ı anlattığına göre, bu Kur'an'ı konuştuğuna göre yani biz Kur'an'dan başka Resul'ün sözünü aramayacağız. Çünkü onun ahlakı Kur'an'dı. Yani onu biliyoruz mesela. O nasıl bir şey bilse, uydurdularsa onu güzel uydurmuşlar. Peki şöyle bir şey daha var. İbrahim'de ve yanında olanlarda sizin için güzel örnekler vardır diyor. Hadi Resul'ün örnekliğini Buhari'ye, Müslim'e gittik diyelim. İbrahim'in örnekliğini nereden alacağız? Yine Kur'an'da alıyoruz hocam onu. Yani Kur'an dışı kaynaklardan örnek alacak olursak o zaman Yahudi ve Hristiyan kaynaklarından örnek alacağız. Çünkü onun döneminde sahabe efendilerimiz yoktu İbrahim'in yanında veya Hazreti Musa'nın yanında. Şimdi bu işin çok sıkıntılı bir tarafı daha var, o da şu. Kendine gelince işte sahabe efendilerimiz şöyle yapmışlar, işte şu şöyle rivayet etmiş, bu böyle rivayet etmiş filan diyorlar. Bu rivayet kitaplarının Buhari, Müslim kendi zamanında yazdığı orijinal bir kitap da yok ortada. Yani bu imamların da ölümünden sonra talebesinin talebesi bilmem kim tam 300-400 sene sonra Buhari'nin ölümünden birisi bir külliye meydana getiriyor. Diyor ki işte Buhari'nin diyor rivayet ettiği hadisler bunlar diyor. Yani Buhari döneminde yazılmış ve basılmış orijinal bir kitap da yok. Böyle de sıkıntılı bir durum. İkincisi kendine gelince delil belgesi olmayan rivayet kültürünü alıyorsan, işte Resul'ün örneğini burada arayacağız diyorsan, o zaman Hristiyanlar da derler ki
Pavlus da bizim bir rivayetçimiz. Veyahut da işte İsa'nın yanındaki havariler şuna şunu söylemiş, o ona söylemiş, öteki de böyle söylemiş. Mesela bir tane Hristiyan, ben sormuştum Almanya'da, propaganda yapan bir Hristiyan'a. Hazreti Muhammed'e dedim, niçin inanmıyorsunuz? Peygamber olduğunu niye kabul etmiyorsunuz? İsa diyor, filan yerde diyor, demiş ki diyor, benden sonra sahte peygamberler gelecek demiş diyor. Onun için o da diyor, o sahtekarlardan birisi. Yani o hadis üzerinden çıkıyor. Delili belgesine hadis yani işte, birisi rivayet etmiş. Dolayısıyla o zaman onlara da o zaman hak vermen gerekiyor. O zaman bir Hristiyan aynı yöntem üzerinden İsa şunu dedi veya Yahudi diyecek ki Musa bunu dedi. Batıl dininde kalmaya devam edebilir. Bu çok son derece sıkıntılı bir durum. Oysa Allah de ki diyor ben yalnızca bana vahiy olmana uyarım. İşte Resul'ün örnekliği bu. Yani Resul kendine ne vahiy olmuşsa ona uyuyor. Bize de diyor ki siz de Resul'ü örnek alın. Yani Kur'an'dan size ne geldiyse ona uyun diyor. İşte örneklik budur yani. Resul'ün örnekliğini senin az önce dediğin gibi Kur'an'ın çeşitli yerlerinde Allah detaylı bir şekilde bizim ihtiyacımızı giderecek her türlü şekilde anlatmış. Eğer anlatmamış olsaydı, onun örnekliğini başka rivayetlerden gelecek olsaydı, o zaman ya Kur'an'da demesi lazımdı elçisine, şu şu hareketlerini de oraya yazdı veya Kur'an'ın arkasına ekle senin sözlerini, bunlar da onunla beraber gitsin açıklama olarak. Veyahut da o hadis kitaplarını da koruyarak bize getirmesi lazım. Bize bildirmesi lazım yani. Şu şu kitapları ben koruyorum. Korunmuş kitaplardır. Bunlardan Resul'ün örneğini alın diye. Ama tam aksine Allah kesinlikle Kur'an'ın dışına çıkmamamızı istiyor. Her örnekten bir örnek verdi bu kitapta diyor. Her şeyi açıkladık diyor. İhtiyacınız olan her şey bu kitapta vardır diyor. Sürekli Allah buraya vurgu yapıyor yani. Kendi kitabına ve bütün örneklikleri oradan almamızı istiyor. Öyle olunca delili belgesi olmayan şey ilim olmaz. Yani hadis ilmi denen bir ilme şey yapmayın, meyletmeyin. Büyük bir şeymiş gibi zannetmeyin onu. Dolduruyorlar, boşaltıyorlar. O şöyle rivayet etmiş, o böyle rivayet etmiş. Ondan sonra şu hadisin sıhhat derecesi çok yüksek. İşte şu kelimenin şurasından kuyruğundan tutarsak şu anlamları da var. Böyle diyerek suya sabuna dokunmadan insanları şirk derecesinde yüzdürüyorlar, saptırıyorlar. Başka bir şey değil yani. Bazı kıssasları bilmek gerekiyor. Hani Ahzab suresi 36'da Allah buyuruyor ki Allah ve Resulü herhangi bir konuda bir hüküm verdiği zaman Müslüman bir erkek ve Müslüman bir kadın için o işte muhayyerlik yapma hakkı yoktur diyor. Burada Allah ve Resulü dediği zaman, Allah dediği zaman Kur'an, Resulü dediği zaman sünnet anlamışlar. Oysa Allah'la insan, diğer insanlar arasındaki elçi kim? Nebiler, Resuller. İşte Allah'ın söylediğini ancak biz Resul aracılığıyla ne söylediğini anlayabiliyoruz. Onun için bunu da doğrulayan şu ayetler ne diyor? Hakka suresi 43, 44, 45. ayetlerde eğer o peygamber vahyin dışında bir söylemde veya bir eylemde bulunacak olsaydı onu şah damarından yakalar, kıskıvrak hesabını sorardık diyor. Yine başka bir ayette, bu da Hicr suresi 9. ayette, o Kur'an'ı biz indirdik, onun koruyucuları da biziz ifadesi kullanıyor. Peki, Kur'an'ın dışında peygamberin söylediklerini koruyan, koruyacak olduğuna dair Allah'ın bir taahhüdü var mı? Yok. O zaman bu Kur'an'ın koruyucusu Allah'sa, o zaman koruyuculuğunu o peygamberin, Allah'ın söyleyip de peygamberin söylem ve eylemleriyle bütünleştirmediği dini Allah korumuş oluyor. O zaman biz Kur'an'a iman etmekle Kur'an'daki bütün ayetler, her örnekten bir örnek verdik, hiçbir eksik bırakmadık ifadesiyle bahsedilen o Kur'an'ı biz doğru anladığımız, doğru yaşadığımız zaman peygambere itaat etmiş, peygambere iman etmiş oluyoruz. Başka türlüsü yok. Allah'la bizim aramızda elçi var. Hani Allah Yahvi ile
ya perde arkasından ya insanlarla elçi aracılığıyla konuşur. İşte Allah'la direkt vahiyle konuşan sadece peygamberlerdir. O zaman peygamberler Allah'tan aldığı vahiy bilgileri bize getiriyor. Ve bundan dolayı da o bilgilerde kesinlikle eksiklik, yanlışlık, fazlalık yok. O bilgileri olduğu gibi kalbine ilka ve ilham ediyor. Cinlerin gökten Cebrail alırken kaçırmış, efendim almış diye söyledikleri de ortadan kaldırıyor Kur'an. Direkt vahiy ediyor kalbine. Kalbinden ilka ve ilham edilen Allah vahiy bilgilerini peygamber ağzından dökülen cümlelerle ayetler halinde yazarak, ezberleyerek bugüne kadar bize koruyarak gelmiş oluyor. Evet. Senden önce hiçbir elçi göndermedik ki ona şunu vahyetmiş olmayalım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin. Senden önce hiçbir elçi göndermedik ki ona şunu vahyetmiş olmayalım. Yani her peygamberin kendinden öncekileri doğrulaması ve tasdik etmesi de bunu anlatmıyor mu? Ne diyor o bütün peygamberlere Allah'ın vahyetti? Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin. O zaman insanlar Allah'ın dışındakilere ibadet etmeyi ancak peygamberlerden öğreniyor. Allah peygamberlere Allah'tan başka ilah edinmeyin. Biraz önceki ayette ne diyordu? Ben kesinlikle onun gönderdiği vahiylere uyarım. Onun dışında benim bir ilah edinme yetkim, selahiyetim yok diyordu. İşte vahyetmiş olmayalım, benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin demiş bütün peygamberler Allah. Onun dışında bir şey yok. O zaman biz Allah'ı ancak Resuller aracıyla tanıyoruz. Biz Resulü ve Allah'ı da şu Kur'an'la tanıyoruz. Yani Kur'an Allah ve Resulü hakkında ne söylemişse biz ona iman ediyoruz. Onun söylediklerinde kesinlikle doğru anlayabilmişsek bir çelişki de yok, yanlışlık da yok, hata da yok, eksiklik de yok. Onu anlamak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi benden başka ilah yoktur. Bu da toplum tarafından anlaşılan bir şey değil arkadaşlar. Yani insanlar şöyle algılıyor. Tabii diyor yeri göğü yaratan Allah. Allah'tan başka bir güç yok ki. Zaten ben duymadım bir şeyden bu toplumda Allah'tan başka ikinci bir Allah var, ikinci bir ilah var diye. Yok öyle bir şey. Peki insanlar ne oluyor da Allah'tan başka ilah olmadığını bildikleri halde işin gerisi gelmiyor. İş orada kalıyor. Neden? Çünkü insanlar Allah'ı işte gökyüzünde bir yerde yaratmış, seyrediyor, hiçbir şey demiyor, müdahale etmiyor, karışmıyor, bir şey göndermiyor. Böyle bir Allah algısı var. Böyle kabul ediyorlar yani. İşte bazı yerlerde onlar sıkıştıkları zaman dua ediyorlar. Dualarına işte icabet ediyor veya istekleri yerine gelirse Allah diyor duamı kabul etti. Yerine gelmezse yeteri kadar yalvaramadım galiba filan diyor. Yani şu cümle anlaşılmıyor. Allah'tan başka ilah yoktur. O zaman ben bunu genellikle şöyle okumayı daha uygun görüyorum. Yani daha rahat anlaşılması için. Benden başka otorite yoktur. Öyleyse benim otoriteme itaat edin. Benim otoritemi uygulayın yeryüzünde. Şimdi bu böyle söylenirse belki Türk toplumunun uyanmasına vesile olabilir. Öbür türlü hiç kimse bunu üzerine almıyor. Ve Kur'an'ın temel eksenlerinden olan kurallarından en başta geleni bu Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Allah hükümdardır. Bütün hükümdarlar ona boyun eğmek zorunda. Yani hükümdar olduğunu, kral olduğunu, yönetici olduğunu iddia edenler ona boyun eğmek zorunda. Ondan dolayı
kesinlikle onun dışında bir söz ve eylemde bulunursan, işte şirk olan budur. Aslında şirk koşmak demek, Allah'ın dışındaki putları yapıp, heykellerden, efendim, taştan, ağaçtan, kerpiçten, alçıdan put döküp, onun karşısında senenin belirli günlerinde bel büküp eğilmek değil, onların aslında bel büküp eğildikleri, onların ideolojileri, Allah'ın sözü karşısında başka sözler söyleyerek Allah'ın ilahlığını reddedip başkalarının ilahlığını kabul etmek. Bu anlamda kullanmış Kur'an'da benim anladığım. Evet. Peki arkadaşlar. Saatimiz geldi. 25. ayete kadar geldik. Eklemek istedikleriniz, söylemek istedikleriniz varsa buyurun. Değilse yarın 26. ayetten devam ederiz. Hocam Allah razı olsun. Evet. Selamünaleyküm. Allah razı olsun. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyorum.